benim. Aslanım, koçum, bir denecik oğlum. Gelin geldi geleli gözümüz gönlümüz yollarda. Kulağımız kapıda, kirişte. Tezgah, tezgahta. Şükür kavuşturana. 5 yıl bu be kadın, kolay değil. 5 yıl geçti de geliyorum diye tel vardı, 5 gün geçmez oldu. Ah. Hasretlik bu kolay mı? Ah, ah bir bassam bağrıma, kurbanlara kıtacağım. Sınırı aşmıştı, neredeyse vardı varacaktır. Sen böreği sürdün mü fırına? He ya, sürmez miyim? Kahvede hep onun lafı. Sanki hükümetten bir büyük geliyor gibi. Murat aşağı, Murat yukarı. Az mı? Almanyalarda 5 yıl? Tomofili? Nice ağ kısmının bile yok makinesi. Aferin Murat, attın yüzümüzü. Bir de eversek, geline toruna kavuşsak. O vakit deme keyfime, gözüm açık gitmez. O da olur. Korktuğum yavan ellerde sarı bir gavur karısına bulaşmasıydı. Oo, Murat'ın mazbut çocuktur. Memleketine, dinine bağlı çocuktur. Alaman şırfıntıları zamp gibi yapışmıştır ya, bizimki bakmamıştır. Muhtarın orada Hasan'a çıtlattın Fatma'yı için. Ne dedi ki? Ben koçuma kız istemişim de, diyeceğim yiyeceği mi var bunun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Be Osman, çok bir bayram gibi giyinmişsin bugün. Murat geliyor ya. Aa, sahi be. Sabahleyin Fatma dediydi de unuttuydum. Demek aklı bizimkinde. Kız kısmı işte. Kulağını da büktük ya bir kerem. Osman dayılar Murat'a isterler senin diye. Belki de ikimizin düğününü bir yaparlar ha Fatma. Bilmem. Babam biraz tenezzül etmez ya. Nedenmiş o? Amcam bu bilmez misin? Kibirinden yanına zor varılır. Sen de öz kardeşinin kızısın. Babamı bile pek sokmuyor yanına. Kardeşler ama Allah yani. Böyle konuşma canım. Senin baban büyümüş, dükkan çubuk sahibi. Benimki ise nafakasını zor çıkarır. Aman be Fatma, bırak bu lafları. Sırası mı kasvetin? Sözlüm geliyor diye sevineceğin ya sen? Sen de sözlüsün ya Rüstem'le. Sözü batsın. Hiç sevmiyorum. Zengin diye başlığın hatırına veriyor babam. Bir türlü gözü doymuyor paraya. Kazan da maşallah bankalara taş çıkartır be Hüseyin ha! Ne sandın ya? Para her bir şeydir. Ne bir bok varsa bu cenabet dünyada başı paradır. Parasız insanın eşeklikten hiçbir farkı yoktur. Bunu böyle belli ha! Bellememiş olsaydık sana damatlığa mı girebilirdik? 50.000 lira başlık bu, kolay değil. Ama 30.000'i alamadık da. Hele resmen bir şeyler olsun kolay. Paranın kıymeti mi var? O zaman trınk sayarız. Sayacaksın elbet ya, ne sandındı? Elif gibi kız 50.000'e bedava. Hatır uğruna kapattık. Cezine sağlık ana. Özlemişim Tarhan'ını. Öyle özlemişim ki afiyetler sorma. Afiyetler olsun koçum. Almanyalardan sonra beğenmezsin sandımdı. O nasıl laf baba? Almanya'ya gittimse aşımı neslimi mi unutacağım? Hala südemdi Murat'ım. Öyle Almanya Malamanya ile değişecek südü bozuklardan değil. Anam benim. Koçum. Bir tanem. Tek mi Almanya kurban sana? Biz oralara şöyle bir paralanıp tarla çubuk edinmeye gittik. Becerdin de maşallah. Nasıl gördün işte. Tüm kahve halkı
Reisi Cumhur geldi gibi ayaklandı senin otomobili görünce. Elem teref işken gözleri şiş. Allah vere de nazar değmesin koçuma. Otomobili de padişah sarayı gibi maşallah. Valide bile yok öyle. Ya. Hoş geldin oğul. Bari gezip eğlendin mi? Arkadaşlarını görebildin mi? İşte. Bazılarını görebildim. Zavallı anacım benim. Bir daha sefere sana çamaşır makinesi getireceğim. Çamaşırın da makinesi mi olurmuş? Atarsın içine kirlileri, kendi yıkar. Ha? Makinenin değdiği çamaşırı ben giydirmem soyuma sopuma. Neden ana? Elhamdülillah biz Müslümanız. Çamaşır dediğini kadın kısmısı yıkar. Çamaşır yıkamadıktan gayrı kadınlığın hikmeti ne? Zaten bu kez seni evermeden salmayacağım oraya. Evermek mi? He ya! Görüyorsun kocadım artık. Hem darlaya hem de bu bana yetişemiyor. Gitmeden otur bir gelin göşeye de can yoldaşı olsun bize he? Zati bir ayağımız çukurda. Emri hak vaki olmadan gönlümüz ister kucaklamak torunumuzu. Ne düşünüyorsun öyle? Hiç. Şurada kalacağım 20 gün. Kimi bulup da... Anam buldu bile. He, buldum ya. Ama görmeden... Nesini göreceksin? Yoksa ananın babanın hüsnü tabiatına itimadın yok mu? Sana inci gibi kız beyledik. Hatta söz bile kestik sayılır. Peki kim bu kız? Fadime, Hasan Ağa'nın. Ne? Sümüklü Fatma mı? Yoo. Limon sıkılmış gibi ne ekşidin öyle? Fatma benim bildiğim sıska, kuru, leylek gibi bir kızdır. Leylek gibiymiş. Onu şimdi gör. Osmanlı gelini gibi oldu maşallah, ay parçası ay! Aman be Elif, gönlüm karardı zaten. Bir de sen varma üstüme Murat Murat diye. Ama herkesin dilinde o. Bir arabayla gelmiş ki sorma. Hep ondan konuşuyorlar. Bana ne arabadan, şoför müyüm? O kabak kafalı şekilsizle evlendikten sonra... otomobilimi alacağım koynuma. Hadi be kız, beni de Rüstem'e veriyorlar da bayılıyor muyum? Ama ne yapacaksın işte, koca kocadır. Rüstem hiç değilse zengin, ağaoğlu. Murat neymiş ki, gavuristan'da amele. Amele mamele, hiç değilse evinin kapısını bilirsin. Şimdi babam seni yanında yanaşma gibi çalıştırıyor, daha mı iyi? Orası öyle ya. Yarın mı geleceklermiş seni istemeye? Öyleymiş galiba. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Fadime'yi bizim Murat'la eversek... şu dünyadan göçmeden mürüvvetlerini görürdük. Hayırlı olur inşallah. Murat'tan iyisini mi bulacağız? Yalnız bir de emicesine sual etmek icap eder. Zira biz malum... Hüseyin Ağa'nın yanında, onların elinde büyüdü. Tabii, marazın Hüseyin demişler ona. Fattası futtası belli olmaz. Muhakkak ona da bir kere danışmak lazım. Ya. Ver gitsin! Zaten her bir altınızın derdi bana düşer be! Hey ya! Sana danışıklık etmeden bir cevap veremedim. Babası benim emme, evimizin, ailemizin böyüğü de sensin. Ben olmasam acınızdan tarla çomarı gibi sürünecektiniz. Allah sana sevabını yazmıştır. Sevabı da ne ki? Kasaya mı girer? Yoksa bir şey mi alındır? Neyse, başlık meselesini konuştun mu? Oğlanın otomobilini gördüm. Belli ki yüklü. 15.000 gayme başlık isterim. Fadime soframda sayende Serpilit bir kıza benzedi. Eksik olma. Başlık parası da benim. İyi. Ama... Bana borçlu sayılırsınız. Hepinizin kursağında aşım, sırtında kumaşım var. Eskilerimi giymesen çıplak dolaşacaksın be. Tamam mı? Başlık parası benim. Zaten sıkıntıdayım. Yeni bir traktör ısmarladım. Ne bakıyorsun hele
muhtarın öküzü gibi. Hayırlı olsun Murat. Fatma ile olmuş işin. Parasını Hüseyin, 15.000 banknot başlığı düğümlemiş kasaya, ha? Sevabı da çaba. Hüseyin Ağa amcası olacak ama kızcağızı köle gibi her bir işe sürmekten kahrediyordu. Kısmet böyleymiş başefendi. Daha görmek nasip olmadı. İyi kızdır. Sok, sok cebine evlat. Makinenin şakası olmaz. O tabanca değil muhtarım. Dur, dur, oynama, şeytan doldurur. Vay canına. Almanya demişler ona. Kolay mı? Şuraya bak, şuraya bak. Şeytanın bini bir para. Bak, bak, bak. Murat abi, giderken beni de alsana Almanya'ya. Ne yapacaksın orada? İki şeker. Ben de tomofil alacağım. Böyle telsiz iradyo alacağım. Föder alacağım. Böyle seninki gibi, kovboylarınki gibi föder istiyorum. Ne olacak sonra? Takınca başıma, gelip köye Ayşe'yi alacağım. Ya! Ey yavrum be! Aslan abim benim! Bir tanecik abicim! Allah! Fadime'yi de götüreceksin mi Alamanya? Ne iş oralarda? Anamla kalacak. Zaten bir can yoldaşına ihtiyacı vardı kadıncağızın. Geldiğimde neredeyse tanıyamayacaktım. Ben oralardayken bir hayli kocamış zavallı. Zaten pek barışıktır kanları anasıyla Fadime'nin. Fatma nerede? Anamla kasabaya indiler çeyiz düzmeye. Şuracı, üç gün şaziyelere gidip kışlık tarhanayı yapayım dedim. Kalkıp Fadime'nin evlenmesine hediye vermişsin. Yani ne yapacaktım? Baktım Iraz'ın oğlan Almanya'dan altında hususi taksisiyle, gavur giyim kuşamıyla, radyosu, resim makinesi, dürbünleriyle döndü. Bu köpeğin parası da boldur dedim. 15.000 banknot başlı kopardım. Yeni getirteceğim traktörün ilk peşinatı da kendiliğinden verilmiş oldu, ha ha ha! Yakıl ulan! Yakıl! Sen de bir çizmeyi silemedin 6 saatten buymayı, defol! Defol! Hah! Bir marifetmiş gibi şişsin sen orada! Merhaba hatun! Evet, Fadime'nin amcasıyım. Ama yani, alt yanı yanımızda bir hizmetçi. Ciğeri 5 para etmeyecek bir kız parçasını 15.000 gaymeye... Drink diye peşin peşin satmak! Kafa meselesi, kafa! Sen marazın Hüseyin'i ne belledin gayrı ha? Ben de bu zihniyet, bu keskin zeka olmasaydı... kolayına çiftlik çubuk sahibi olur muydum ben, ha? Sen evet. Yükselip ağa bellendinse bana dua et yatıp kalkıp! Hesap yok bu işte! Oğlun evlenecek, kazık gibi oldu! Hepsi ağa bellemiş seni! En azından 50.000 başlık isterler! Sonra Fadime, evin bütün işin temel direği. Tarlaya bile salıyorum gün geldiğinde. Sen elindeki malı ucuza sat, sonra ne çıkacağı bilinmez bir gelin alıver. Bu mu senin mübarek aklın ha? Doğrusun be hatun. Akıllı karısındır maşallah. Neye yaradı aklım iş işten geçtikten sonra gayrı? Niyeymiş? Çağırır olanı, kızı vermiyorum derim. Hah. Bana marazın Hüseyin demişler, zorlan mı yani? Başlık parasını da Hasan'ın borcuna sayarım. O zaman hallolur bu iş. Ya abin olacak o Hasan aptalı ne der? Tasası bana mı düştü? Ne derse etsin. Irazlarla o paylaşsın kozunu. Hadi bakalım Kırpınar köyü. Sağ ol evlat, Allah senden razı olsun.
sağlığı Razan'a, Murat'a veriyor musun ha? Hayırlısı inan inşallah. Bir almayı da biz yapsak bari. Yoksa bu araba sürücülüğünde 3 kuruşu bir araya bağlayıp eli yüzü düzgün bir kız almak imkansız. Gençsin, o da olur. Duydun mu Emine? Tek mile halinin ağzında bu laf. Kız benim koç kahvededir. Geçerken görmek ister mi? Bilmem. Ne bilmezsin? Kız meraktan çatlayacaksın. Şehirli kızlar gibi yırtık olmuş daha mı iyi? Fadime böyle olmasaydı gelin mi isterdim damıma? Hı? Hadi kız, oradan bir geçelim de merakı zahir olsun. Hadi, hadi. Aslanların aslanı. Arabasına da yaslanmış. Tüm köyün delikanlılarına taş çıkartır. Ne işte kızlar, benim koç orada. Aslanlar gibi maşallah. Hepsinin içinde bir tane. Bakamayacağım Elif, ne olur sen bakıver benim yerime. Aa, deli misin kız? Bu senin adamın olacak, ben bakmışım ne çıkar. Buldun, güzel mi bari? Fena değil. Bir baksan, bir baksan, bir an evvel düşün olsun diye can atarsın. Oh, nereden buldun bu rakıyı? Şeker vallahi. Sen düğünümüzde gör bak. Şart olsun, tenekeyle içeceğiz rakıyı. Hem senin şerefine, hem de kendi evlenmem şerefine. Ne o? Hayrola? Babam bana da Fatma'yı alacakmış. Amcanın kızını mı? Ha ya. Hani ya, Irazların Murat'ıyla sözlüydü? Babam... Maras'ın Hüseyin demişler ona. Söz mü bellermiş? Ellendi mi kafası, fikir değiştirir. Vazgeçtim işte! Var mı ötesi? Var mı keyfimin kâhyası? Yallah! Yoksa haddini aşıp bana şart mı koşuyor? Ne demek iyi amma? Canım... Vazgeçtim dedik işte! Daha Türkçesi var mı bunun? Yok da, ben ilk peşin hamimizsin diyerekten rızanı aldım ve öyle deyiverdim Fadime'yi. Sonra 15.000 lira başlık parasını da peşin aldık onlardan. O yerini buldu bile. Git onlarla kozunu paylaş, bana ne? Amma! Ne amması be? Nankörlük lan bu! 10 yıl soyuna sopuna ben baktım. Zaten ayrıca borcunuz var. Parayı borcuna... Ve size yaptığım iyiliklere bellersin. Yoluna canım kurban Hüseyin ağa. Lakin ben o parayı mümkünatı yok ödeyemem Irazlara. Niderim sonra. Ne dersen et! Bana mı düştü tasası? Vermiyormuş da kızı! Uzatma! Etme! Etme be Hüseyin ağa! Kulun olayım! Acı bana! Vermiyorum dedim ya! Bitti bu iş! Hadi yıkıl karşımdan da bozma asabımı! Defol lan! Defol! Ağabeyim olacak köpek! Ama öz be öz dilenci, it! Aklınca başlığı kere alacak benden! Ne at sana! Bana Maras'ın Hüseyin demişler! Para kasama girer ama mümkünatı yok çıkmaz! Bunu herkes böyle bellesin! Nasıl vermezmiş yani? Kafayı üşüttü anlaşılan Maras'ın Hüseyin! Madem kızı vermekten caydı, başlığı iade ettin geri! Onun da yattı üzerine! Tövbe tövbe! 15.000 lira bu! Dile kolay, nasıl yatarmış? Yani şimdi bizim 15.000 gitti mi? 40 para olsa bırakmam kimseye! Ben gözümün nuru, alnımın teriyle kazandım o parayı! Ta dünyanın öte uçlarında...
annemin, anamın, babamın hasretliğini çekerek. Bir odada 10 kişi yatıp it gibi çalışarak kazandım. Gün oldu kuru ekmek yedim. Herkes barlarda gönül eğlerken dişimden tırnağımdan arttırdım. Ölsem, yer yarılsa, kara topraklara girsem 1000 kere daha iyidir. Seni bilirim Hasan Ağa, üzme kendini. Bütün ahlaksızlık marazın üşüğünde. Kardeşim emme boyu bozu batsın. Emme batmaz işte. Onun gibilere bu dünya. Her bir kuvvet onlardan yana. Kuvvet doğrudan haktan yana Hasan dayı. Senin, sizlerin gücü yetmez. Ama ben ölürüm de vallah billah bu parayı yedirmem ona. Kıyamet kopmaz iyi. Parayı marazın Hüseyin'e kaptırınca deliye dönmüş Murat. Neye dönerse dönsün. Marazın Hüseyin bu. Murat ne edebilir ki hiç? Murat abime söker mi bu? Koç demişler ona koç. Çatır çutur söker de ciğeriyle birlikte alır parayı. Sus lan velet. Sen boyunca laf et. Yerin kulağı var. Gel uzattın hükümet gibi adam. Bir duyarsa seni hiç yani. İzin bile kaybolur. Siz öyle belliyin. Murat abim koçtur koç. Hem parayı söker alır... Sen de çok acele ettin be Rüstem. Verdin ya başlığın mabadı 30.000 lirayı. Şıbın işi bitti demektir bu iş. Ama bak Hüseyin ya. Uzattın ama artık ha. Elif senin dedik işte. O zaman hemen kıyarız nikah. Ne dediğin? Alma. Deme gitsin. Tabii ya. Ağlama Fatma. Dur hele bir de ben konuşayım babamla. Dinler mi ki? Amcam hiç kimseyi dinlemez. Ama sever beni. Kırmaz belki. Hem Murat'ta gönlün pek yoktu zaten. Ağlamacağım. Ben Murat'a varmıyorum diye değil. Anama babama acıyorum. Kahroldu biçareler. 15.000 lirayı nasıl verirler? Rezil oldu zavallıcıklar. Tümümüz rezil olduk. Sus kız. Yeter. Söz dedim sana. Ne yapar eder kandırırım babamı. Dükkandadır şimdi. Gider ben konuşuveririm. Karşılaştığımızda niye sen sırıttın ha? Pis haydut! Pis haydut! Ne olacak?
alacağım. Hey! Dur hele! Ciğerime tehlike etmez bir gavrusta amelesi uğruna elini kana bulama. Ya ne edelim ana, alnımızda kaçırılmış kızın lekesiyle mi dolaşalım? Ne lekesinden söz ediyorsun be? Elif sözlü zatı. Onun ırzının namusunun hesabı Rüstem'e düşer, Rüstem'e! Ya benim ağalık şerefim ne olacak? Sen anlamazsın kadın! Karışma bu işe! Yürün! Çekil ana! Bu iş uzayacağı benzer. Allah vere de canman çıkmasa. Maradın için fena tozutmuş. Hüseyin fena tozutmuş. Murad'ın Elif'i kaçırması ağalığını zedeledi de ondan. Yoksa telaşlı kızının kaçırılmasından değil ha. O paradan gari hiçbir şeye kulak asmaz. Yandı demektir Murad, yandı. Ne yandısı be muhtar amca? Ona Murad abim demişler. Söker mi ona Hüseyin nefeliği? Hey! Aç şundan kapıyı! Aç şundan durma! Hüseyin ha? Ne oldu? Nedir bu telaş? Elinin körü oldu. Oğlun olacak o Yezid benim kızımı kaçırdı. Çabuk söyle çıksın dışarı. Yemin billah haberim yok. Hem Murat evde yok ki. Sen oyalanı babana yuttur. Şimdi girer leşini sererim oğlun olacak Yezid oğlu Yezid'in. Girin bakın. Vallah doğru söylüyorum, billah doğru söylüyorum. Gir bak. Allah Allah. Hüseyin ha? Oğlumun senin kızınla alakası ne ki? O kaçırsa kaçırsa Fadime'yi kaçırır. Kimse yok ha, her tarafı aradık. Şimdi burada yok ama iğnenin deliğine girse... İnsana gitse ne edip edip bulacağım ona mutsuzu. İbret alem için göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu. Senin bir yanlışlığın var bu işte. Biz Fadime için verdik başlık parasını. Yanlışı doğruyu sonra görürsün, yürüyün. Yeter be! Dişçi gırgırı gibi zırlanma lan beynimin içinde! Ne var yani kaçırdımsa seni? Bir tarafına mı iliştim? Sana bir dokunmuşluğum, bir halt etmişliğim mi var? İlişmedin ama! Ben artık nasıl bakarım el alemin yüzüne? Köy zaten ufacık bir yer. Söylerim herkese yanlışlık oldu diye. Sus! Yeter be! Anana para verdim boynuna beşi bir yerde alsın diye. İşte beşi bir yerde. Üstelik sen battın bana. 32 dişini birden gösterip sen sırtmadın mı? Fadime, ben utanıyorum sen bak dediğini de. İnanmıyorum ya. Neyse, gidip bir soracağım bakalım. Sor, sor da Allah Hayye'yi Konya'yı. Bakalım sağ koyacaklar mı seni? Geberirsem keyfinden kına yakarsın. O niyeymiş? İşte, sabahtan beri tepinip huylanıp durmuyor mu? Bana ne sen ölürsen, bana bir faydası mı var? Ettin bir aptallık, ikimizin başını da derde soktun işte. Bakalım, anlayacağız. Kurumuştur elbiseleri. Ben bir köy dolanıp bakayım etrafa. Unuttun galiba adımı. Bana tek gözlülerin Rüstem derler.
Şakam yoktur hiç. Ben adama araç yedirmem. Sen o kadar erkeksen git peşinden namusunu kurtar. Bunca alem biliyor ki kız senin sözün. Onun lekesini temizlemek sana düşer. Murat yandı gitti. Marazın işi bitirlemiş Rüstem'i. Acıyı da geri vermemiş. Rüstem de bu işi kan temizler diyormuş. Vaziyet hiç de iyi görünmüyor. Jandarma komutanına haber vermeli de tertibat alsın. Baksana hanım, Hamit ne diyor? Murat abim yolladı beni. Diyecekleri varmış size. Saklandığı yere götüreceğim sizi. Nerede? Hadi. Hadi. Yürü yürü. Çıkıyor mu yoksa yakayım mı topunuzu? Baba!
baba, jandarma geliyor, ne yapacağız? Aman ah! Ulan dua edin namussuz herifler, dua edin, yoksa tümünüzü berbat etmiştim. Hüseyin Marazoğlu, kızı Elif'in kaçırılmasından davacıdır. Hüseyin'e, Irazan'a yanlışlık olduğunu ve başlık parasını da senin iade etmek istemediğini söylüyorum. Yo, ben parayı iade edecektim. Affet Hüseyin ağa, oğlum bir yanlışlık etti. Bu yüzden hüküm giyecek olursa istikbali hayatı mahvolur. Ya benim şerefim namusum iki paralık oldu. Herkesin yüzüne nasıl bakarım ben? Benim gibi koskoca Hüseyin ağanın kızını kaçırsın da ceza yemesin ha? Allah bile razı gelmez bu işe. Büyükler affedicidir. Olmuş bir hata. İcab ederse onları evlendiririz. Haşa! Allah yazdıysa bozsun. Bende onlara verecek kızımız yok. Kulun kölen olayım ha. Senin kızın bizim kızımız sayılır. Kızının kılına bile dokunmadı. Kılına dokunmamak, cezasız kalmak demek değildir. Zorla kız kaçırmak da, alıkoymak da suçtur. Elif, seni zorla kaçırdı değil mi? Konuşsana kız! Konuş! Dilini mi yuttun? Geberteyim yoksa? Ya Hüseyin ağa, sertliğe lüzum yok. Burası kanun yeri. Elif, Murat seni zorla kaçırdı değil mi? Hadi. Getirin Murat'ı! Konuş. Elif'i zorla kaçırdın değil mi? Evet komutan bey. Fakat bir yanlışlık oldu. Kanun böyle bir mazeret kabul etmez. Zorla kız kaçırmak suçtur. Sen de suçlusun. Seni muhakeme edilmek için kasabaya gönderiyorum. Götürün. Allah seni korusun. Oğlum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Durun! Komutan bey, Murat beni zorla kaçırmadı. Kız! Kız sen aklını mı kaçırdın? Gidelim diye ben zorladım onu. Onun günahı yok. Gebertireceğim seni! Dur bakalım Hüseyin ağa, kendine hakim ol. Yoksa tutuklarım seni. Kızının yaşı 20. Kendi isteğiyle de gittiğini söyledikten sonra... Onlara Allah mesut bahtiyar etsin demekten başka bir şey gelmez elimizden. Senin olamayacaktım Murat. Kime niyet kime kısmet Elif'im. Bu garip iş Allah'ın bir lütfu değil de ne ki. O yanlışlıklar olmasaydı seni bana kim kısmet edecekti? Yatıp kalkıp dua ediyorum. Ben de. Tümünüzün Allah'ının felhini şaşırtmazsam bana da marazın Hüseyin demesinler. Sen bu köyün en itibarlısısın. Ağamızsın, büyüğümüzsün. Affetmek büyüklüğün şanındandır Hüseyin ağa. O beceriksizlerin,
gücü kuvveti olmayanların uydurması. Babam bugüne bugün ağaysa, hiçbir şeyi cezasız bırakmadığı için böyle yükseldi. Madem yüksektesin, madem olmuş bir kaza, bırak yakalarını fukaraların be Hüseyin. Ya benim yakam ne olacak? Rüstem yapışmış yakama, 50 bin diye köstebek gibi çevirir. Onu ne diyeceğim muhtar efendi? İstersen git o aklı deli gözlerin Rüstem'e ver. Bu dava zaten itibar davası baba. Ama artık evlendiler, elden ne gelir ağam? Ama babamın ağalığına toz kondurdular evlenmekle. Abi ya, eğer Elif kızım diye onlardan öcümü almayacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ben bana karşı gelen öz kızım bile olsa yanına bırakmam bunu. Kolladınız mı etrafı? Tamam ağam. Hüseyin Ağa'nın ekinleri nasıl dersiniz? Toprağı maşallahlı. Nalaslı, gübreli iyi olmasın mı? Ona bir gübre vermeliyiz ki anlasın. Maraz'ın adı mı daha cabbarmış, yoksa tek gözlerim mi? Yakın! Bu yazdığımızı
koyup muradımızı. Gözümde yok Murat. Ölüm yakışır mı senin gencecik ağzına? Yani sözün gelişi Murat, bana sensizlikten daha büyük bir acı olamaz. Ne daldın kadınım? Hiç bilemem. Yüreğime bir taş basılı sanki. İçimde bir karanlık. Hayır olabilemiyorum nedir? Çocuğumuzu hayırlısıyla yolcu ettik ya Beyraz kadınım. Kasvetlenme kaydı. Daha başka ne olacak ki? Buradan sonra ilk durağımız Sofya. Geceyi orada geçiririz. Sofya, yani Bulgaristan. Evet, Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya derken Almanya. Çok ama çok mutlu olacağız Elif. Sen yanımdayken Murat, benim için her yer cennet olur. İnan ki seni çok seviyorum. Bir ara beni senden ayıracaklar diye jandarma karakolunda çok korktum. Senin kulun, kölen olacağım Murat. Sağ ol Elif. Yolcu yolunda gerek. Hadi kalk gidelim. Ne?
güzel anam benim. Sevgili babam, beni affedin. Benim yanlışlığıma kurban oldunuz. Ama Allah büyük Murat. Onun kudretine inanmalısın. Yasın, kederin büyük Murat. Anlıyoruz ama içini ezen acıdan daha büyük, daha zor bir şey isteyeceğiz senden. Sabır Murat. Sabır. Anacığımı mezardan geri getirir mi komutan? Yoksa babam mı dirilir mezarında? Hayır ama hiç olmazsa rahat yatarlar evlat. Katilleri ortada dolaşırken mi? Onları ya Hüseyin ağa vurdurttu ya da Rüstem. Ama ikisi de dışarıda, ikisi de keyfinde. Esas suçlular kıstırılana kadar tahkikat devam edecek. Senden ricam bu iş çözülene kadar köyden ayrılmaman. Zaten anam babam kara topraklardayken ben nereye gidebilirim? Kalacağım komutanım. Git deseniz de kalacağım. Yalnız hadise istemem. Sakin olacaksın. Orasını bilemem. Bilemem yok. Söz ver Murat. Sen akıllısın. Az çok okumuşluğun var. Bak onca yıl Avrupalarda bulundun. Sen onlardan başkasın. Sen cahillikten uzaksın artık. Sonra gül gibi Elif'ini düşün. Kan gütmek akıllıların kârı değil Murat. Söz vereceksin bize. Evet, bize söz vereceksin Murat. Onların cezalarını vermesi için Tanrı'dan dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ne olur Murat, ne olur. Söz. Peki, söz. Seninkiler geri dönmüşler yarı yoldan. Geldilerse görecekleri var demektir. Bu herif ya pusuya düşürürse bir yerde sizi? Hiçbir şey yapamaz. Zaten muhtarla baş efendi sen gitmeyeceksin diye söz almışlar ağzı. Ne gülüyorsun lan? Sen daha uyumadın mı? Ne düşünüyorsun? Anamı babamı. Onları rahat ettirmek için gitmiştim Almanya'ya. Gece gündüz senelerce uğraştım didindim. Neye yarar? İnan ki ben de çok üzgünüm. Ben de suçlu hissediyorum kendimi. Üzülmek anamla babamı geri getirmez ki Elif. Kader böyle yazılmış, elden ne gelir? Bak Murat, gidelim buradan. Başka şehre, başka bir köye, orada kuralım dünyamızı. Benim doğduğum yer burası. Kaçamam buralardan. Çamurunda, toprağında yoğrulmuşum. Avrupa'da en büyük şehirlerde bile köyüm tüttü hep gözümde. En lüks yerlerde dahi toprağımı, yoksul evimi, bahçemi, ağacımı aradım. Anlıyorum. Sonra anam babam burada yatıyorlar Elif. Onlar mezarda ama hala içimde yaşıyorlar. Onlar bende ölmediler. Onları bırakamam. Haklısın Murat'ım. Ama yüreğime bir ürperti basıyor bazı bazı. Öz babamdan bile bir kemlik gelecek diye titriyor içim. Sonra Rüstem var. Bunlar bela adamlar. Bunlar güzel dünyamızda rahat komazlar bizi. Korkma sen. Her bir şeyi düşündüm. Arabayı satıp başlayan 35 binini ödeyince sulh olurlar. Zaten dertleri güçleri para. Atıverdim mi paraları desteğiyle önlerine tıkanır ağızları. Geri kalan parayla da sana gösterdiğim araziyi alacağım. Çalışıp didenip sana, çocuklarıma güzel günler hazırlayacağım. Sen rahat ol Elif'im, ferah ol. Otomobile müşteri buldum bile. Yarın kasabada bitecek bu iş. Hayrını gör ha. Teşekkür ederim. Sen de gör. Hadi eyvallah. Güle güle. ...35 bin al Hüseyin ağa. 15 bin başlığı da gün vermiştim. Sana borçluk almak istemem. Parayı verdin de kendini düze çıktın sanma. Ben sadece borçluk almak istemedim o kadar.
Söyle Elif olacak o kahpeye, bana haber falan yollamasın. Eşkıyasından alamadım parayı, hiç değilse ceremesini yarı yarıya çekelim. 50.000 benim dişimin kovuğuna kürdan Hüseyin ağa. Ben istesem Murat'ın gırtlağına basar, parayı faiziyle alırdım. Neden alamadın öyleyse? Var bir hesabım elbet. Var bir düşündüğüm ki Murat'a 50.000'den daha acı gelecek. Göreceksin ne yapacağımı. Maraz'ın kasasından para çıkar mı lan? Nah sana! Doğacak çocuğumuzun şerefine Elif. İçki sevmem ama madem ki çocuğumuz olacak, onun şerefine içilir. İnşallah erkek olur. Hayırlısı olsun da erkek kız fark etmez. Ulan ne bela incik peydahlamışsın be karı! Peydahladıysam senin dölün! Lan kız doğurmamışsın sen, ağalığın başına müsibetlik icap etmişsin. Bu kız bu köyde kalıp zürriyet peydahlarsa benim de şerefim nafile olur. Evet, yani ya iki meteliğe düşer. Ne yapacaksın ya? Elin asisi yüzünden sen de mi mapus damlarına düşeceksin bu yaşta? Kızınsa reddediver, geçsin bitsin. Yoo, bekleyeceğim. Hamileymiş, öyle diyorlar. Doğursun hele! Hele bir seyret Maraz'ın Hüseyin ne bela bir adammış! Öyle bir şey yedirsin ki o Elif asisine! Tek bir aleme ibretlik olacak! Doğursun hele o veledini! Geçmiş olsun Elif. Sana bir erkek evlat verdim Murat. Bir torunumuz oldu ha? Olmaz olaydı. Muhtar babası belki Elif'i affeder diyormuş orada burada. Halt etmiş! Ona bir hediyem var. Bir hediyem var ki sorma. İtibarımla oynayacak, ben onların zırnı bozmayacağım ha. Haberi tez alsaydın bu gece ederdim oyunumu. Yağma var mı? Ne oyunu? İşitirsin gayrı. 70 cihan diline dolayacak yaptığımızı. Amayız bırakmadan. Yanaşmalar varken bana mahpusluk düşmez, korkma. Babamın ölüsüne hesap vermeden mi Elif? Hayır.
korkuyorsan gönderirim seni. Ama bana kaçmak yakışmaz. Murat! Bir hadise çıkacağı benzer, ha muhterem mi? Murat'ın evini taşlatmış marazot için. Bak Hüseyin ağa, iş kötüye gidiyor, karışmama. Benim suçum yok, ben karışmam bu işe. Bana ne ya? Durun. Biliyorum, senin işin olanlar. İz bırakmıyorsun ama huzurumuzu kaçıran sensin. Ama düşün bir, kötülük ettiğin öz be öz kızın, biri de torunun. Bir ağa, bir alamana velesiyle onun dölüne tenezzül etmez. Öyle döl, yerin dibine batsın. Batacak da. Bana bak Hüseyin ağa, onlardan birinin kılına dokunursan parçalarım seni. Anlıyor musun, parçalarım. Ben ilişmem zaten, Allah ilişir. Çünkü bana bir yanaşmanın deledinden döl yakışmaz. Durun! Durun! Siz karışmayın bu işe, bizim aile meselemiz bu. Ah!
Ben bunu yanınıza komam sizin. Hadi bacak ver. Ver de bırakalım diye. Hayır. Hayır vermem. Vermem. Cemalim gösterdim. Yapma. Vermem. Vermem. Hayır. Hayır. Vermem. Murat, kalkın!
silahını. Murat, ver tabancanı. Ben vurayım babamı.
Murat! Hayır! Ben sağken bu işi yapmak bana düşer. Eğer vurmak kısmet olmazsa o zaman Elif sen yaparsın bu işi. Evet Murat. Baban diye acımayacaksın. Sokağa evlat atan, torununu öldürten adama babamı denir Murat. Murat! Murat! Bırak beni. Ben iyiyim. Bir kazma kürek bul. Babanın süreceği tarlayı öğren. Şimdi git. Sabah erken gel beni al. Hayır, bırakamam seni. Git dedim sana, ben iyiyim. Git!
Kafanı çırpı topla koy üstüme. Hadi Elif, çabuk ol.